Arkadaşlar Otokafalara hoş geldiniz. Ben Mehmet Berberoğlu. Bugün yine Sinan Koç'la beraberiz. Merhaba arkadaşlar. Hoş bulduk. Bugün size yine çok güzel bir drag hazırladık. Sinan, ben bugün yarış kazanmaya geldim abi. Yani değişik bir karşılaştırma. Kağıt üstünde seninki, yani şu %90 belki seninkine oy verecektir. Aynen öyle. Ama daha yeni nesil 2021 model 01 otomobil çift kavrama. Evet. Onu göz ardı etmemek lazım. O çok önemli. Doğru söylüyorsun. Launch kontrolü var. Büyük artı. Launch kontrolü var. Onun için burada Porsche'nin şansı var bence kalkışta. Vallahi roll işte, yapsak 100-200 yapsak kesinlikle burada. Tamam, ama buradaki drag'ta peşinden ya ayrılmayacağım ya böyle kafamı açacağım. Abi, yakın bir karşılaştırma olacak. İnşallah olmaz abi. Çünkü bak, tişörtümü giydim geldim. Max kardeşimizin tişörtünü. Çok artı 10 beygir. Şu an 343 oldu. Normalde 333. Burada ne var abi? 2. Burada 2.9 2.8 litre. 3 aynen. Litre diyelim. 333 beygirlik. 450 Nm torkluk. 0-100'ü 5.3, 5.1. Şimdi burası tutan bir asfalt. Aynen. 5.1'leri görürüz diye tahmin ediyorum. Bir makinamız var. Panamera 4. Aslında en yavaş Panamera. Aslında evet. Fakir Panamerası. Yanda da S. Yani gemi. Ama şöyle bir şey var. Bu araba da bunun habitatı burası değil yani. Hiç abi. Değil abi. Alacağım, kurulacağım. Bunu Ankara, İstanbul, Ankara 250 böyle evet, şey. S 4.6 litre. Evet. 455 beygir, 700 tork. V8. V8. Gör. O yüzden ben bugün bunu getirdim. Çünkü uzun zamandır ya hiçbir yarışı kazandı. Daha ama yarışıyorum. Ama bir dakika. 2 ton 1840 kilo falan. Arada bir 160 bravo. Kilo var. Bravo. Önemli. 160 kilo kesinlikle önemli. Abi. Ve o 7 ileri G-Tronic. Daha yavaş buna yavaş göre. Yavaş bir şanzıman. Kullanırken de baktım, gelirken de baktım abi. Ben onun için hiç komanda almıyor. Onun yani. İçin hani kazanma şansın yüksek ama tepkisi iyi olan dağılabilir. Dağılabilir, aynen. Bu arada denemedik bu arada. Çünkü yakıtlar falan, bunun yakıtı az. Hani abi boş ver, hem bize de sürpriz olsun dedik. Denemedik de, merak ediyorum. Sürpriz olacak. Videoya geçmeden önce arkadaşlar sizden en büyük ricam, şu an videoyu izliyorsanız kanala abone olun. Hemen aşağıdadır o aşağıda, şimdi. Aşağıda aynen. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna da basın. Algoritmayı çökertelim. Aynen. Trendlere sokun bizi. Yani İnşallah. Bu hafta trendlere girelim. İnşallah. Yardımınızı bekliyorum. Süper. Desteğinizi bekliyoruz. Ses mi duyalım abi? Abi bir ses duyalım. Aynen. Ya sesi duyduk mu seninkini al götür zaten ya. Değil mi? Yani bir de hani egzoz yok. Egzoz yapsan Godzilla. Kesinlikle. Bunda limitör var abi. Bunda limitör var. Bunun da 6 silindir olmasına rağmen sesi bayağı güzel. Gayet güzel. Aynen. Yani buna da egzoz yapsan bu da bayağı baktırır yani. Kesinlikle abi. Hadi. Yani abi, seninki Godzilla V8, ve V8 inanılmaz. Ve 8 silindir abi, başka bir dünya. Bambaşka. Bu da miyavlıyor demeyeceğim ama yani. Yani şimdi göreceğiz bakalım abi, sonuca. O soft limitör çok işi bozuyor ya. Şey, devir limitörü işi bozuyor. Evet. Ya o da işte motoru korumak için abi, millet yani sonra motor kırılınca motor kırılıyor. Motor kırılıyor. Bu arabalar İstanbul Park'ta Porsche'nin pist günleri oluyor. Yani belki gün içinde 100 tane launch yapıyorlar abi. Hiçbir şey olmuyor arabalara. Aynen. Keza AMG günleri oluyordu. AMG'ler öyle. Hiç çıtı çıkmıyordu arabaların. Bu arada bu arabayı da Sinan'ın otopark kanalına yaptık. Aynen. İleriki haftalarda yayınlar herhalde. Yani bizde Panamera testi de yoktu yeni nesil. Biz eski kasa vardı. Panamera S. S yaptık. Arkadan itişlisi. Acayip yani, Panamera hiç benim radarımda olan bir araba değildi. Abi bir kullandım. O zaman. Onu da izlesin arkadaşlar. Aynen. Siz bizden önce koyarsınız bunu. Biz bu hafta koyacağız. Aynen size. Tamam. Onu da şöyle koyalım. Hiç radarımda olan bir araba değildi. Bir kullandım, bir hoşuma gitti. Konfor, yalıtım, kesinlikle. Yanlıyor da M5, böyle lüks M5 gibi. Sana bir M5 getiremedik hala ama onu da getireceğiz. Getir, yaparız. Yaparız canım her zaman. Yarışa geçelim. Hadi bakalım. Merak ediyorum ne olacak. Hadi bakalım. Evet, arabaya bindik. Ver abi kemerimi.
Bunun bu özelliği çok hoşuma gidiyor ya. Kemerini veriyor sana. 4.6 litre. 455 beygir, 700 tork. Bugün kaybetmek yok. Bugün Mehmet Berberoğlu yarış kaybetmeyecek abi. Onun için getirdik bu arabayı. 4 çeker. 4 çeker. Ağırlık dezavantajımız var. Lakin gerçi onun da launch control avantajı var. Bence doğru ve güzel bir kalkış olacak. Sıkı kafa kafaya bir yarış olacak bana göre. Bakalım neler olacak. Ben klimamı kaparım abi. Ben klimamı kaparım. Tamam. Klimamı da kapattım abi. Hiç kaybetmeye niyetim yok yani. Demin biraz gürültü vardı ama şimdi güzel, sakin. Araba çalışıyor. Evet, drağımıza başlayalım bakalım. Şimdi önce ESP'mizi kapatalım. Tamam mı? ESP kapalı. Sport Plus'ı alalım. Sport Plus'ı aldık. Süspansiyonlarımız aktif. Kalkarken bir de response modu açacağım. 20 saniye torku, gücü maksimum veriyor. Ben hazırım. Mehmetciğim hazır mısın? Abi sportumu aldım. Ben de. Kalkış şeyi kapattım. DSC'yi kapattım. Ben de kapadım. Klimayı kapattım. Dur, klimayı ben de kapatayım. Ya açık dursun abi. Senin launch kontrolün var. Aynen. Launch'la mı kalkıyorsun? Ben launch'la kalkacağım. 100 beygir fark var aramızda, lütfen. Tamam abi, peki. Ne diyeyim? O zaman hadi abi. Melisa Hanım hazır mısınız? Çok kafa kafaya. Çok kafa kafaya ama kafa kafaya 100. Aldım be. Vallahi aldım. 130'a kadar ben. Sonra 130'dan sonra beygirler aldı. Vallahi aldım. Kendim de inanamadım ya onun için. Ama çok kafa kafayaydı. Erken kalkmadım abi. Yok, kalkış iyiydi. Kesinlikle. Kalkış iyiydi. Aslında finish'e bağlı kazanan değişir. Finish nerede? Finish abi, duvarın bittiği yer finish. Kuka koyacağım abi yola. Bir daha bakalım. Tamam, koy. Kuka'ya kadar ben aldım galiba. Tamam. Dur, şu kukayı alayım. 125 gibi o öne geçiyor. Kalkış iyiydi ikimizin de. Ben launch'la kalktım ama response'ı almadım. Şimdi response'a da alacağım. Kukayı da koyduk. Aldım abi, aldım. Hiç itiraz yok yani. Evet, ikinci kalkışımız. İlk kalkışımız başa baştı. Şimdi response moda da... Başa baş falan değildi abi. Ben kalktım gittim ya. Ya... Tamam, bakacağız. Bakacağız. Şimdi response modumu da açacağım. Abi adamın arabası Porsche. Bin bir türlü modu var. İşte o kalkış launch kontrolü var. İşte bilmem nesi var. Pist modu var. Bizimkisi baba arabası. Şimdi yorumlara diyecekler. Abi pistte tur atsaydınız Sinan geçerdi. Geçer ya tabii abi, adam yarışçı. Geçer. Ben de onu söylüyorum. Sinan beni geçer. Bayağı başa baştı. Yani o kadar fark olmasına rağmen 120'den sonra açılıyor gidiyor. Ama dediğim gibi benim dediğim doğru çıktı. 100-120'ye kadar böyleyiz. Bakalım ikinci deneme. Ne olacak? Heyecanla bekliyorum. Bu sefer şu response modu açacağım. Bir tık daha şansım olabilir. Ama ileride Sinan'la pistte bir kapışma da yapmak istiyorum. Şöyle yaz sonuna doğru. Hemen yorumlara gelip Sinan abi seni dağıtır demeyin. Dağıtabilir. Ama onu da bir yapalım. O da eğlenceli olacaktır mutlaka. Bak anlatıyor, bu sefer kazanacak ya. Kazanacak ya şey. Hevesi yerine geldi. Bu nasıl konuşuyor bak böyle. Şeyli hararetli hararetli anlatıyor. Kaybedelim bari ya, adam sevilsin, kanalını bile gelip şey yapmayalım. Evet, şimdi ikinci tur. Hazır mısın baba? Tamam, hazırız. Tamam. Sendeyiz. Hayır.
işe yaradı. Ama geliyor. Geldim. Geldim. Baba geldim. Baba geldi. 130'dan sonra alıp yürüyecek belli. Daha uzun olsa es affetmeyecek. Ama şu an ben aldım. Kafa kafaya. 130'a kadar ben aldım. Niye susuyorsun demeyin. Niye susuyorsun demeyin. Çünkü launch kontrolün etkisiyle tabii ki çok daha iyi kalkıyor. Yani daha doğrusu ataletli kalkıyor. S yanlış bir seçim yaptı kısa mesafe drag yaparak. Roll yapsak yine S alır. Abi kafa kafaya sen aldın galiba ya. Ama şöyle, S yanlış seçim yaptı. İstanbul Park'ta yapsak drag'ı affetmez S. Değil mi? Çünkü şeyimiz var. 130 oluyor. Aynen. Böyle geliyorsun. Geliyor, arkadan geliyor. Ama ben kazandım. Bunu da sen kazandın bence de. Yapacak bir şey yok. 3. Allah hakkı 3 abi. Best of 3. Aynen öyle. Vallahi berabereyiz. Yok, işin şeyi bir yana, Sinan'ın dediği doğru. Yani o 100'e kadar evet, 100'e kadar bir şey. Ondan sonra 130 Mercedes gelmeye başlıyor. Yani orada yolumuz olsa yanından geçip gidecek yani. Çok da eğlenceli olacak. Ama üçüncüyü de yapalım. Yani ben alıp götürüp bitirmek istiyorum. Gerçi ilki belli değil. İlkini de ben kazandım aslında ama şimdi moralini bozmayalım. Yani adamın kanalı. Şimdi şey yapmayalım Mehmet abimizi böyle. Rencide etmeyelim. Kaybetsem mi acaba ya? Ama yok, şimdi ben de yarış oldu mu dişlerim çıkıyor. Dayanamıyorum yani. Sinan, mesafeyi kısaltıyorsun Sinan. Yok, kısaltmıyorum. Tamam, gel yere. Böyle rahat oldu dönmek. Ha tamam tamam. Yalnız hakikaten yani bir 10 metre daha gitsek sen geçeceksin. Geçecek aynen. Bak biraz gel geri abi, en geri gidelim. Gidebildiğimiz kadar gidelim aynen. Şimdi sen geçeceksin. Geçsin şimdi, geçsin yani. Dur biraz ben taştım. Evet, son yarış. Hazırız. Hazır mısın? Tamam okey, sendeyiz. Hayır ya. Evet, 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 evet. Yani o geçti bu sefer ama dediğim gibi yani 10-15 metre geri geldiğimiz için o bile fark ediyor. Yani. Ama maşallah vallahi Porsche iyi gidiyor. Kesinlikle doğru teşhis. Yerimiz olsa. Aynen abi. Sen geçtin. Son milimetrik olarak yani, milimetrik. Aynen. 0-100 bu daha iyi ama. 0-100'ü daha iyi. Çok şaşırdım abi. Güya bunun 4-4 ama. O çok daha iyi kalkıyor. Ama işte şanzıman aktarması falan filan. Senin programda onu göreceğiz. 0-100'üne bakarız saniyeyi. Response moda da basıyorum. Aynen, çünkü bana hiç 5 saniye gibi gelmedi yani. Ya da bu geç kalkıyor. Bence bu 5 saniye de o 5 saniye değil. 4-4 saniye değil aynen. Güzeldi. Ama roll yapsak atıyorum 100-200 Mercedes affetmez. 100-130'a kadar da Porsche geçiyor. Kafa kafaya olsa geçiyor. Vallahi en son kameralardan bakacağız. Acun'un dediği gibi kameralardan bakacağız. Kameralardan bakacağız. Kim kazanmış göreceğiz. Ama bence ben kazandım. Mehmet Berberoğlu bu yarışı kazandı. Size söylüyorum. Sonunda bir yarış kazandım. Ben öyle görüyorum bunu. Ya da yorumlara gelin söyleyin, gönüllerin şampiyonu sensin abi diye yani. Evet abi. Ne oldu? Ben yani, kameralara bakacağız diyorum. Yani şu an şöyle. İlkini tam emin değilim. İkinciyi ben aldım. Aynen. Üçüncüyü sen aldın. Bana da öyle geldi. Ama üçüncüde geriden başladık. Geriden başladık aynen. Yani 120'ye kadar net ben öndeyim.
130'da sen o vitesi atınca diye 130'da değil mi? Yavaş. Çok zor diye vites atıyor, doğru. Bu ama bence aslında yani şöyle elma elma değil bu arabalar. Kesinlikle elma. Elma elma bakarsan kazanamamız bu aslında. Çünkü doğru. Yani 100 beygir fark var arada. 100'den de fazla. 120 beygir falan. Yani elma hafif. Elma değil. Bunu daha çok sevdim. Abi, çünkü bunu da kullandım ben. Doğru. Bu tam bir yol otomobili. Yol otomobili. Ama bununla bak piste de geliyor. Geliyor. Daha dinamik araba. Kesinlikle. Ya Porsche abi. Porsche aynen öyle. Aynen öyle. Orada. Ama bence eğlenceli oldu. Abi böyle güzel oldu. Sesini duyuyordum ama. Grrr diye sesini duyuyordum. Aynen. Arkadaşlar çok teşekkürler izlediğiniz için. Umarım video hoşunuza gider. Beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.